Ha bir de Atatürkçü tayfa mı istiyor cami yapılmasını? Atatürk Müslüman değil tartışması bitsin diye. Abi onlar da nasıl bir delüzyonun içinde, nasıl bir kendini kandırmanın içinde. Son nefesini nasıl verdiğini Allah bilir. Ama belli yani paşa hayatının önemli bir kısmında değil Müslüman. Kaç tane lafı var, kaç tane yazısı var. Bırakın Allah aşkına. Muhtemelen deist. Ateist olduğunu sanmıyorum. Onun okuduğu adamlar ve o dönemin aydınları genelde deist olur. Ateist değil de deist. Deizm daha modadır o zamanlar. 1800'ler, 1900'lerin başı. Ama Müslüman olmadı ortada yani. Eğer şu Atatürk'ün ölüsünü rahat bıraksak artık ülkecek. Kalmadı mı başka işiniz ya? Ya kardeşim, ülkenin yarısı Arap, Afgan, Pakistanlı doldu ya. Ya başımızda AKP gibi bir hükümet var 20 yıldır ya. Ve karşısındaki rakip CHP denilen ucube oluşum. Tarikatlar diye bir şey var. Ülkeyi tarikatlar yönetiyor bir fiil. Meseleye bak. Anıtkabir'e cami yaptıralım. Nerede düşündünüz bunu? Sıçarken mi geldi aklınıza? Çünkü sıçarken insanın aklı bir garip çalışır yani. Nerede geldi bu parlak fikir aklınıza? Ay derdinizi sikeyim ya. Oğlum bizim buram buram somut dertlerimiz var ya. Bizim dertlerimiz na şu bardak kadar somut, gerçek, aha böyle kafa yaran dertlerimiz var. Ne bu hayal aleminde dolaşma sevdası ya? Ay amına koyayım. Bunlar neden oluyor biliyorsunuz. Paşa neşteri derine vurmamış zamanında. Tamam mı? Ben yaveri olacaktım ki çözülecekti bu mesele. Paşam. Almanlar gaz odası icat etmiş paşam. Bir denesek mi? Bütün gün ben her gece içki sofrasında fiştekleyecektim paşamı. Atam. Tek seferde 400 kişi temiz. Üzgünüm. Atatürk'ün yaveri olarak yaratılmadım. Kekeme bir müezzinin torunu olarak yaratıldım ve gücüm kudretim bu kadarına yetiyor. Sadece konuşuyorum. Başka bir iş yok. İcraat yok.